Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda Çağlayan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok minnoş bir hırka çalışması yapacağız. 3-4 yaşa uygun olacak. Yakadan başlayacağız. Yakadan başladıktan sonra robalarımızı ayıracağız ve dümdüz bir şekilde öreceğiz. Hiç ilik düğmemiz yok. Sadece yakada böyle bir ayrıntı var. Eğer şimdi sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. Arkadaşlar ipim Nako Vega. Nako Vega'nın beyaz rengini kullanıyorum. Ee, ve ipim birazcık dağınık o yüzden şu an size gösteremiyorum. Ama Nako Vega ve şiş numaram da 4.5. Misinalı şiş kullanıyorum. Şişiniz eğer düzse <laughs> düz şişle de devam edebilirsiniz. 4.5 numaralı şişle 77 ilmek attım. Şimdi şaşıracaksınız belki. Benim normalde bir yaş ölçüm de 77'dir. Ama şiş numaram 3 ya da buçuktur. Burada da şiş numaram 4.5 ama ipimin kalınlığından dolayı 77 ilmekle yakadan başlıyoruz. 77 ilmek attıktan sonra bir diş haroşa öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan, artışa geçmeden önce bir diş haroşa örerim arkadaşlar hızlıca. Bir diş haroşamı ördüm ve şimdi ön, kol ve arkayı ayırmaya başlıyoruz. Önler 14, kol 9, arka 23 şeklinde ayırıyoruz. İkişer ilmeğimizde ayırım ilmeklerimiz olacak. Yani sağından ve solundan artış yapacağımız ilmekler ve hırkamız tamamen haroşadan oluşuyor. Ayırım ilmeklerimiz de haroşa olarak dümdüz bir şekilde örülecek. Şimdi 14 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra bir tane gizli artış yapacağım. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle bir halka yapıp şişime takıyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bildiğiniz gizli artış tekniği varsa onu uygulayabilirsiniz. Şöyle ilmek içinden ilmek alabilirsiniz, şu aradan böyle alabilirsiniz. Fark etmez. Yani ajuru da yapabilirsiniz. Yani delikli bir robada olabilir. Komple haroşa yapacağımız için ajursuz bir dümdüz görünen bir roba şey hırka yapacağız arkadaşlar. O yüzden de robada delik yapmıyoruz. Bir tane gizli artış yaptıktan sonra iki ilmek haroşa örüyorum. Bunlar ayırım ilmeklerimiz olacak. İki ilmek haroşa ördükten sonra yeniden bir tane gizli artış yapıyorum. Kol için dokuz ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra yeniden bir gizli artırma yapıyorum. Sonra 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayırım ilmeklerim tekrar bir gizli artış yapıyorum. Arka için 23 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. 23 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra bir tane gizli artış yapıyorum. Sonra 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Kol için 9 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra yine bir gizli artırma yapıyorum. 2 tane haroşa örüyorum. 1 tane gizli artırma yapıyorum. Ve kalan 14 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 <laughs> İlk artı sıramızı oluşturduk arka tarafta artış yaptığımız ilmeklerde dahil tamamını haroşa olarak örüyoruz burada ilik düğmemiz yok arkadaşlar ilik düğme yapmayacağız O yüzden dümdüz bir şekilde hırkamızı tamamlayacağız ilik düğme olmadan hemen hızlıca bu sırayı tamamlayıp dönüyorum Arka taraftan ilmeklerimin tamamını haroşa olarak ördüm ve ön yüzdeyim. Şimdi 14 ilmekle başlamıştım. Bir tane ilmek arttırdığım için 15 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi ben burada ışıktan dolayı belki görünmüyordur ama artış yaptığım yerler belli oluyor. Eğer size böyle kafanızı karışacak bir durum olursa bir ayraç bir farklı renkte bir ip bağlayabilirsiniz. Ama 15. ilmeğin, bakın şöyle çapraz görünüyor zaten diğer diğerlerinden farklı olarak. 15 tane ilmeğimi ördüm, bir tane gizli artırıp artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Kol için 9 ilmekle başlamıştık. Sağından ve solundan birer artış yaptığımız için şimdi 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmeğimi ördükten sonra bir tane gizli artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüp bir gizli artırma daha yapıyorum. Arka için 23 ilmek ile başlamıştık. Sağından ve solundan artış yapmıştık. Şimdi 25 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 ilmeğimi ördükten sonra bir gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve bir gizli artırma daha yapıyorum. Tekrar diğer koldayım. 9 ilmeğim vardı. Sağından ve solundan artış yapmıştım. 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrar bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. 15 tane ilmeğim var şu anda. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüp arka tarafı da artırdığım ilmeklerle dahil tamamını haroşa olarak örüyorum. Ve ikinci artış sıramı da böylece tamamlamış olacağım. Şimdi hemen hızlıca arka tarafı da haroşa olarak örüp dönüyorum. Arka tarafı da tamamladım ve geldim. Bakın buradan aslında yerlerimiz belli oluyor. Dediğim gibi eğer kafanız karışıyorsa şurada bakın delik şeklinde belli oluyor. Ee, ip bağlayabilir ya da <laughs> ayraç kullanabilirsiniz. Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. 16 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir gizli artış yapıyorum. 2 ilmek haroşa olarak örüyorum. Tekrar bir gizli artış yapıyorum. Kol için 13 ilmeğim vardı. <laughs> Pardon 11 ilmeğim vardı. Şimdi 13 öreceğim. Doğru mu sayıyorum? Tekrar bir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bakın benim de kafam karışabiliyor. 13, değil mi? Evet. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve 13 ilmeğimi kol için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 ilmeğimi ördükten sonra bir tane gizli artış yapıyorum. iki tane ilmeğimi haroşa örüp bir tane gizli artırma yapıyorum. Arka için 27 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. <laughs> 27 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra bir gizli artış yapıyorum. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüp bir gizli artış yapıyorum. Kol için tekrar ilmeklerimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 tane haroşa örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Ve kalan 16 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde hep sabit ilmeklerle devam ediyoruz. Yani önlerde birer tane, kolda ve arkada ikişer tane ilmek artarak devam ediyor. Yeteri kadar ayrıntılı anlatımı düşünüyorum. Çok çok uzun uzun anlatarak da sizleri sıkmak istemiyorum. Yine arka tarafı öreceğiz. Ön yüze geldiğimizde artış yerimize kadar ilmeklerimizi örüp tekrar gizli artırma yapacağız. Şimdi bir 16 tane artış yapalım. Şu an 3 tane yaptık. 16'ya bir tamamlayalım. Eğer gözümüze küçük gelirse 18 yapacağız arkadaşlar. Sonra kollarımızı öreceğiz. Sonra kolumuzu bitirdikten sonra kol altını birleştirip bedeni örüp bitireceğiz. Bir 16'ya tamamlayayım. Gözümle bir bakayım. Eğer gözüme küçük gelmezse 18'de yapabilirim. O videonun dönüşünde size söyleyeceğim kaç yaptığımı. Artışları gizli artış yapmaya devam edelim. Bakın zaten burada yerleri belli oluyor. Hemen robamı tamamlayıp dönüyorum. Toplamda 18 tane artış yaptım. Yalnız örgümün ön yüzüne 18. artışı yaptım. 18'in arkasını örmedim. O 18'in arkasını giderken kolları bedenden ayıracağım. Santim olarak da vereyim arkadaşlar size. Bir diş haroşamız vardı ya. O diş haroşadan sonrasına bakın ölçü alıyorum. buçuk santim. Şöyle göstereyim. 12 buçuk santim benim için yeterli. Yani yakayla birlikte 13 hatta 14 santime gidiyor. Yeterli. Şimdi eğer 18 artış yaptıysanız ve arkasını gittiyseniz hiç önemli değil. Sakın sökmeyin. 19. Sırayı gidin ama artış yapmayın. Ön yüzden 19'u gidip arkada benimle birlikte kol kesimi yapabilirsiniz. Bir sıra eksik, bir sıra fazla çok önemli değil. Şimdi 18. Artışımı ön yüzden yaptım. Örgümün tersine gidiyorum ve kolu bedenden ayırıyorum. Haroşa olarak örgüme devam edeceğim. Ve saymaya başlıyorum. Ön için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Burada iki tane haroşa ilmeğim vardı. Sağından solundan artış yaptığım ilmeklerim. 33. ilmeğim onlardan bir tanesi olacak. Bir tanesini bedene bir tanesini kola olacak şekilde ayırıyorum. Ön için 33 ilmeğimi ördüm. Ve şimdi kol için ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ve 47. Yine burada ortadaki iki tane haroşanın birini koluna birine beden olacak şekilde aldım. Şimdi 47 ilmeğimi ördüm ve geri dönüyorum. Ön yüze geri döndüm. Sadece koldaki 47 ilmekle örgüme devam edeceğim. <laughs> Kenar ilmeklerini örerek alıyorum ki dikişte bana kolaylık olsun. Dediğim gibi sadece 47 ilmekle örgüme devam edeceğim. Böylece kolumuzun bir tanesini bedenden ayırmış olduk arkadaşlar. sıra sonuna kadar gidiyorum. Kolda hiç daralma falan yapmayacağım. Düz bir kol öreceğiz. Eksiltme olmayacak. Devam ediyorum. 47. ilmeğimi de ördüm ve geri dönüyorum. Bakın sadece olduğu yerde kolu örerek örgüme devam ediyorum. Şimdi ne kadar öreceğim? 47 ilmeğimi ayırdım. Kol altından itibaren ölçmeye başlayacağım. Şöyle sıra sonuna kadar bir gidelim. Sonra ne kadar öreceğiz onu söyleyeceğim. Zaten haroşa olarak devam ediyoruz. Hiç bozmadan, dediğim gibi eksiltme yapmayacağız olduğu gibi örüp bitireceğiz. Birinci dişimizi örmüş olduk. Böylece İlk işimizi tamamladık. Kol altından itibaren ölçmeye başlayacağız. Kol altından itibaren 25 santim olacak şekilde örgümüze devam edeceğiz. 25 santimi yaptıktan sonra isterseniz eğer katlamak isterseniz 30 santime tamamlayacaksınız. Kol boyumuz toplamda 25 santim olacak şöyle hani kol ucunda bir katlama yapıyoruz ya Eğer öyle bir şey istiyorsanız 30 santime tamamlayın şimdi ben de örgümü 25 santime tamamlayacağım tamamını haroş olarak öreceğim ve tekrardan döneceğim kolumun bir tanesini tamamladım kol altından itibaren 25 santimetre tamamlayıp tek seferde bütün ilmekleri kestim ve kapattım buradan itibaren ölçük arkadaşlar 25 santim olacak şekilde ben kolda katlama işlemi yapmayacağım için 25 santim benim için yeterli şimdi örgümün tersini çevirdim şöyle şu en son olan yerden 20 buluyorum ve ipimi buraya bağlıyorum tersinden kaldığımız yerden birazcık da uzun şöyle bırakacağım saklaması kolay olsun sıkıca bir düğüm atıyorum ve sırt kısmını örmeye başlıyorum. Örgümün tersindeyim. Haroşa olarak devam ediyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 <laughs> 18 19 20 21 22 23 24 25 26 bir kesmiyorum birlikte yapalım diye 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61. Arka için 61 ilmeğimiz kalacak. Tekrar kol için devam ediyorum ve burayı saymayacağım artık korkmayın. 47 ilmek öreceğim. 47 ilmek ördükten sonra Sadece kolla devam ediyorum. Yani diğer tarafta yaptığım gibi sadece 47 ilmekle örgüme devam edeceğim. Bu taraftaki kolu da öreceğiz arkadaşlar. Ee, bu taraftaki kolu da ördükten sonra yine 40 dişe tamamlayalım. Ee, tek seferde ilmekleri keselim, kapatalım. Daha sonra e, kol altı birleştirmesi yapıp hırkamızın e, beden kısmını öreceğiz. Kol altında. Herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. Çünkü zaten haroşadan oluştuğu için kol altında bir çekme, toplama ya da bir gevşeklik olmayacak. E, bu arada konuşurken de <laughs> ilmeklerimi ördüm. Niye kesmiyorum? Bazen <laughs> e, bana kızıyorsunuz. Bütün ilmekleri baştan sona kadar örüyorsun. Çok sıkıcı falan ama yeni başlayan arkadaşlar bizler gibi, sizler gibi hızlı örmeyebiliyor arkadaşlar. O yüzden e, onlarla birlikte böyle örmüş oluyorum. Bir de yabancı arkadaşlar dil anlamadığı için sayılarımı e, sayarak yapıyorlar. Şimdi kolumu ördüm. Bakın 47 ilmeğimi ördüm. Ön için ilmeklerimi bıraktım ve geri dönüyorum. Artık sadece bu 47 ilmekle örgüme devam edeceğim. Şimdi bu kolda tamamlayalım. İlmekleri tek seferde kesip kapatalım. Sonra kol altı birleştirmesine devam edeceğiz. Her iki kolu da tamamladım bu şekilde aynı uzunlukta yine 40 diş haroşaya tamamladım ve tek seferde ilmekleri kesip kapattım. Şimdi örgümün tersindeyim ve son olarak ipimi şu en son yere bu şekilde düğümleyeceğim. Birazcık uzun bırakacağım ipimi yine saklaması kolay olsun diye. Sıkı bir düğüm atıyorum. Kol altında birleştirme yaptıktan sonra dümdüz bedenimizi örüp hırkamızı tamamlayacağız. Ön için ilmeklerimi örmeye başlıyorum. İpimi düğümledim. Örgümün tersinden ön yüzüme geçeceğim. Şimdi kalan bütün ilmeklerimi haroşa olarak Örüyorum ve ön yüze geçiyorum. Hiç ilik düğümü açmadan devam ediyoruz. En son yaka da iki tane bağcık yapacağız ve hırkamızı tamamlayacağız. Ön yüze geçiyorum. Arka taraftan da tamamen ilmeklerimi ördüm şöyle kolu birleştireyim kol altıma doğru ilerliyorum <gülüyor> <gülüyor> Kol altında eksiltme ya da bir artış yapmayacağız. Direkt birleştireceğim. ön için ilmeklerin tamamını ördüm ve kol altının son ilmeğine kadar geldim. Son ilmeği de örüyorum. Şu benim son ilmeğim. Onu da ördüm ve birbirine yaklaştırıyorum bu şekilde. Direkt kol altındaki ilmeğimi örüyorum ve böylece kol altı birleştirmesini yapmış oluyoruz. Şimdi diğer taraftaki kol altımızı da bu şekilde yapacağız ve Artık dümdüz haroşa olarak hırkamızı örüp tamamlayacağız. Ne kadar daha öreceğiz hemen onu göstereceğim. Bakın kol altımızı birleştirdik. Enseden yani şu yani şuradan ölçmeye başlayacağız. Enseden etek ucuna kadar boyumuz 41 santim olacak arkadaşlar. Buradan aşağıya kadar etek ucuna kadar ölçtüğümüzde 41 santime tamamlayalım. Sonra bitmiş haliyle döneceğim. Hırkamı tamamladım arkadaşlar. Üstüne de böyle kirazlar diktim. İstediğiniz figürü kullanabilirsiniz ya da isterseniz dümdüz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kol altından da dikişlerimi yaptım. Şimdi yakasına bir bağcık yapacağız bu şekilde. Direkt zincir de yapabilirsiniz. Kurdele dikebilirsiniz ama böyle tığ işi bir bağcık yapacağız. Daha önce kanalımda bunu anlatmıştım. Tığ işi kordon bağcık yapımı diye. Şimdi böyle uzunca bir ip aldım. 3 dişi bu şekilde bakın tığımı takıyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra ipimin iki tarafında uzun bıraktım ve alıyorum. Üçünün içinden geçiriyorum. <laughs> İpin ucunun olduğu yeri kendimden tarafa alacağım. Diğer tarafı yani yumakta olan kısmını parmağıma dolayacağım. 60 bir ipim vardı. Oradan yapıyorum bu arada. Çok kolay bakın. İyice sıkıştırdım. Öndeki ipimi tığımın üstünden atlatıyorum. İkisini birlikte tek seferde çekip çıkarıyorum. Şöyle netleştirelim çıkarttım. Biraz sıkıştıracağım. Tığımın üstünden atıyorum. İkisini birden örüyorum. Tığımın üstünden atıyorum. İkisini birden örüyorum. Bu şekilde ben 100 tane ilmek attım. Daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Ama 100 tane yeterli. Şimdi son bitmiş halini kadra sığdırıp dönüyorum. Hırkamı tamamladım arkadaşlar. Bu bandananın anlatımı YouTube kanalımda var örgü saç bandı. Ben anlatırken çok keyifli anlattım. Umarım sizler de keyifli örüyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.